Diyanet İşleri Başkanlığı bizim çok kadim, kıdemli, oturmuş bir müessesemizdir. Orada uzman kişiler vardır. Ömrünü hep bu vakit hesaplama ile geçiren kişiler vardır. Ayrıca devletimizin diğer bir müessesesi Kandilli Rasathanesi ile de işbirliği yaparak bu işi yapıyorlar. Aziz milletimiz zerre kadar tereddüde, şüpheye kapılmamalıdır. Bu konuda bir hayli birikim ve tecrübenin sahibidir bizim bu işi emanet ettiğimiz insanlar. Peki ama buna rağmen diyeceksiniz Suudi Arabistan da bir devlettir ama onlar cuma gün yapacaklar bayramı. Yapabilirler. Bu bir hesaplama, yorum farkıdır. Peki şimdi orada bizim hacılarımız desin mi ki, ey Suudiler siz yanlış yapıyorsunuz, siz bizi şu gün Arafat'a çıkarıyorsunuz, halbuki öyle demesin diyor. Bulunduğu yerdeki o, ya demek fitne ne kadar önemli, hiç fitne çıkarma yok. Sen böyle mi hesapladın? Tamam başım üstüne. Hiç sıkıntı çıkarmak, problem çıkarmak yok. Oradaki idareye uyuyoruz. Hocam buna biraz şöyle mi bakmak lazım? Belki açalım. Mezheplerde de böyle yorum farkları vardır ya hani. Onun gibi algılama. Algılamak yani, için bu, söylüyorum. Hani benzetme farkı. Yapıyorum şu anda. Hani evet. Bazı mezheplerde farklı bir yorum var. Şafi'de farklı bir yorum var. Onun gibi. Yani şimdi detayına girersek uzundur ama bizim ülkemizin bu konuda çok birikimi vardır, tecrübesi vardır. Bunun için de geçmiş yıllarda Rü'yet-i Hilal konferansı tertiplendi. İslam ülkelerinin temsilcileri davet edildi ve şöyle yapalım diye masaya serildi konu. Ve o yüzden hepsinin de aklına yattı. Evet böyle yapmalıyız denildi. Ama buna rağmen ayrı olduğu oluyor. Bunu bir böyle problem haline getirmek durumunda değiliz. Nerede bulunuyorsak oradaki uygulamaya tabi oluruz ve bayramı da öyle yaşarız. Yani bu soranlara da cevap olsun, bizim perşembe günü keseceğimiz kurbanlar kabul olmayacak mı diye bu konuda, geliyor. Bu konuda asla tereddüdümüz yoktu. Evet.